Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 49-57. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada İsrailoğulları ile alakalı bir kısım meseleleri bize bildiriyor ve o şekilde pek çok ibret dersleri anlatıyor. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte: وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ Ey İsrailoğulları! Hatırlayın, biz sizi Âl-i Firavun'dan, Firavun hanedanından kurtarmıştık. Firavun, Mısır'daki idarecilere verilen, o zamanki idarecilere verilen isim. Nasıl ki Osmanlı idarecilerine padişah denilmiş, işte Bizans'ınkine Kayser denilmiş, İran'ınkine daha başka isimler verilmiş, Kisra denilmiş. Onun gibi Mısır'da hakim olan idarecilere de Firavun denilmekte. Ve Firavun daha çok zulüm, istibdat bu noktada ön plana çıktığından artık bunlar zulümde, baskıda başkalarına alem olmuşlar. O noktada artık Firavun denildiğinde daha çok zulüm, baskı bu gibi şeyler hatıra geliyor. Hazreti Musa dönemindeki Firavun da İsrailoğullarına çok çektirmiş. Onları esaret zinciri altına almış ve onlara çok büyük baskı uygulamış. Kur'an-ı Kerim'de bazen biz sizi Firavun'dan kurtarmıştık diyor Cenab-ı Hak. Bazen de Âl-i Firavun, Firavun hanedanından kurtarmıştık. Âl-i Firavun derken şu manada değerlendirebiliriz. Yani sadece Firavun'dan kurtulmak yetmez. Firavun hanedanından da kurtulmak lazım. Mesela diyelim Lenin vardır, bir de Leninizm vardır. Lenin bir devlet kurmuştur ve komünist bir sistem içinde bulunmuş olduğu dönemde insanlara çok zulmetmiştir ve insanlar o zulüm altında inim inim inlemiştir. Ama ardından Lenin ölmüştür. Lenin ölmekle beraber onun sistemi aynen devam etmektedir. Leninizm devam etmektedir. Dolayısıyla Lenin'den kurtulmak önemli ama Leninizm'den de kurtulmak, o da önemli. İşte Firavun derken, Firavun yaptıklarını tek başına yapmıyor. Firavun'un çevresi var ve hanedanı var. Bir sistem kurmuşlar. O sistem içerisinde insanlara zulmediyorlar. Bu açıdan Allah-u Teala, hatırlayın o vakti ki biz sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık diyor. يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ Onlar en kötü, çirkin bir azaba sizi sevk ediyorlardı. يُزَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ Sizin erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Ve kızlarınızı, kadınlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Burada onlara olan azabın bir açıklamasını görüyoruz. Yani Firavun zamanında bunlarda İsrailoğullarında can emniyeti yok. Özellikle erkek olanları bunlar katlediliyor, boğazlanıyor. Çünkü Firavun biliyor ki bunların sayısı artarsa ileride sisteme problem olacak. Bundan dolayı onların erkek çocuklarını öldürtüyor. Bununla alakalı işte ileride bunlardan biri çıkacak ve senin saltanatına son verecek. Kahinlerin böyle bir haber verişi bazı kitaplarda, tefsirlerde geçer. Veya Firavun'un gördüğü bir rüya üzerine böyle bir tedbir aldığı da ifade edilir. Kahinlerin haber vermesi var veya yok, Firavun böyle bir rüya gördü veya görmedi, o kadar da önemli değil. Ama en azından biliyor ki bunlar ileride sayıları arttığında sisteme problem olacaklar. Bundan dolayı onların erkek nüfuslarını azaltmak istiyor ve erkeklerini öldürüyor. Kadınlarını hayatta bırakması, pis emellerini alet etmek için ve onları hem hizmetkar olarak kullanmak hem bir cariye gibi kullanmak, bundan dolayı kadınları hayatta bırakılıyor. وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Burada bela kelimesi, iptila, deneme bu anlamda değerlendirilebilir ve aynı zamanda bir nimet. Yani ondan kurtarmakta taraf ilahiden size büyük bir nimet var. Bu anlamda da değerlendirilebilir. وَاِذْ فَرَغْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ
Cenab-ı Hak daha önceki bir ayette ey İsrailoğulları size olan nimetlerimi yad edin, hatırlayın demiştim. Burada onlar olan nimetlerden bir başkası anlatılıyor. Hatırlayın o zamanı ki feragna bikumul bahr, sizin için biz denizi yarmıştık. Bu da Hazreti Musa'nın liderliğinde İsrailoğullarının Mısır'ı terk etmeleri, Kızıldeniz'e kadar gelmeleri ama Firavun ve askerleri arkada, önleri de deniz. Nasıl kurtulacaklar? Korkuyorlar ve Allah-u Teala bir mucizeyle onları karşıya geçiriyor. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya asanı denize vur diyor. Asasını denize vurduğunda deniz ayrılıyor ve deniz içinde yolda gider gibi o şekilde gidiyorlar. Hiç ıslanmadan o şekilde karşıya geçiyorlar. Ve Firavun da o da askerleriyle beraber aynı yoldan geçmek istediğinde sular tekrar birleşiyor ve bu şekilde gark olup gidiyorlar. İsrailoğulları hem karşıya selametle geçiyor hem de en büyük düşmanlarından kurtulmuş oluyorlar. فَاَنْجَيْنَاكُمْ Biz sizleri kurtarmıştık. وَاَغْرَقْنَا اَلَ فِرْعَوْنْ Ve Firavun hanedanını gark etmiş, boğmuştuk. وَاَنْتُمْ تَنْزُرُونَ Siz onlara baktığınız, nazar ettiğiniz halde, yani sizin gözünüzün önünde biz onları gark etmiştik, onları boğmuştuk. وَاِذْ وَاَدْنَا مُوسَى Ve biz Musa'ya randevu vermiştik. Onunla randevulaşmıştık. Erbaîne leyle, yani 40 geceliğine. Yani Allah-u Teala Hazreti Musa'yı Tur'a davet ediyor. Tur Dağı'nda ibadete davet ediyor. Ve Hazreti Musa da oraya geliyor. Orada 40 gün devamlı gündüz oruçla, gece ibadetle tamamen böyle maneviyata yönelik bir şekilde vaktini değerlendiriyor. Burada erbain kelimesi, erbain Farsça'da çile ile ifade edilir. Hatta çille, şeddeli bir şekilde ifade edilir. Türkçe'de bu çile olarak kullanılır. Ve tasavvuf erbabı çileyi önemli bir esas olarak kabul ederler. Ve gerçekten de önemli bir esastır. Musa aleyhisselam Tur'da 40 gün böyle bir riyazet, ibadetin neticesinde kendisine Tevrat verildi. Ve Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Uhud Dağı'nda orada Cenab-ı Hakk'ın nice tecellilerine mazhar oldu. Sevr Dağı'nda nice tecellilere mazhar oldu. Bu manada Allah-u Teala dünyadan ele tek çeken, belli bir süreliğine ele tek çekenlere nice feyizler ikram ediyor. Musa aleyhisselam için de demek ki 40 günlük böyle bir sözleşme var. 40 gün kendisine böyle bir ibadetle geçirme talimatı var. Musa aleyhisselam bunu yerine getiriyor ve bunun neticesinde kendisine Tevrat veriliyor. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلِ Ama siz bunun ardından buzağıyı ilah edindiniz. İçlerinden Samiri isimli birisi çıktı. Hazreti Musa Tur'dayken ziynet eşyalarından bir buzağı heykeli yaptı ve onu bir ilah gibi onlara takdim etti. Ve bunlar Mısır'dayken zaten Mısırlıların ineğe, buzağıya tapmalarını, öküze tapmalarını görüyorlardı. Bundan dolayı da bunların içlerinde adeta bir meyil vardı. Onlar da o çevrenin insanı. O çevre içerisinde buna alışmışlar. Dolayısıyla buzağıyı bir ilah olarak kabul ettiler. Ve buzağının karşısında secdeye vardılar. وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ Ve bu şekilde zalimler oldunuz. Yani size peygamber gönderilmiş. Size peygamber eliyle Tevrat gönderiliyor. Ama siz tuttunuz, buzağıyı ilah edindiniz. Bu şekilde zulmettiniz. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ Sonra bunun ardından biz sizi affettik. Yani siz tevbe ettiniz, biz de sizi bağışladık. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ta ki şükredesiniz. Yani tevbenin de neticesinde şükretmeniz için biz tevbenizi kabul ettik. وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانِ Ve biz Musa'ya kitabı ve Furkan'ı verdik. Kitap Tevrat'tır. Furkan ise bir takım mucizeler,
hak ile batılı ayırt eden şeyler. Ve Furkan Kur'an-ı Kerim içinde kullanılır. Furkan hak ile batılın ayırt edilmesi anlamında başka yerlerde de kullanılır. Mesela Faruk aynı kökten gelir. Hazreti Ömer'in bir lakabıdır. Ve Hazreti Ömer hak ile batılı ayırt eden bir kimsedir. Demek ki İsrailoğullarına da hem kitap veriliyor, Tevrat veriliyor, hem de aynı zamanda bir Furkan, Hazreti Musa aracılığıyla onlara hak ile batılı ayırt edecek şeyler veriliyor. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ İşte Musa'ya biz kitabı verdik, Furkan'ı verdik, ta ki hidayete eresiniz. Yani o kitaba göre yolunuzu belirleyesiniz, o Furkan'a göre hak ile batılı birbirinden ayırasınız diye. وَاِذْ قَالَ مُوسَى Musa şöyle demişti. لِقَوْمِهِ kavmine يَا قَوْمِ Ey kavmim! اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ Siz nefsinize zulmettiniz. بِاتِّخَاذِكُمُ الْاِجْلِ Buzağı ilah edinmekle nefsinize zulmettiniz. فَتُوبُ اِلَى بَارِئِكُمْ Bari olan, yani kusursuz yaratan Allah'a tövbe ediniz. Allah'a dönünüz. فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Ve nefislerinizi öldürünüz. Burada önce tövbe emrediliyor. Ardından da nefislerinizi öldürünüz. Acaba nefisleri öldürmek ne anlamda? Tasavvufi anlamda düşündüğümüzde nefsinizi terbiye ediniz. İşte bir insan riyazetle, çileyle kendine bir çeki düzen vermeye çalışırsa buna nefsi öldürmek, nefsi terbiye etmek anlamında böyle bir ifade kullanılır. Öte yandan şu anlam da genelde verilmiş. Yani buzağıyı ilah edinenler olmuştu. İlah edinmeyenler diğerlerini bu şekilde temizlesin ve böyle bir durumdan kurtulunsun. Ve bununla alakalı bazı rivayetler var. Tabii ne kadar doğru tam da bilemiyoruz. Ve içlerinden 70 bin kişinin bu tarzda öldürüldüğü bazı tefsir kitaplarında ifade ediliyor. Her halükarda ayet-i kerime nefsinizi öldürün bu manada ifade ediyor. Ancak bunu bir intihar anlamında anlamak yanlış olur. Çünkü Allah-u Teala la taktulu enfusakum canınıza kıymayın bunu doğrudan başka yerlerde ifade ediyor. Bir kimsenin başkasını öldürme hakkı olmadığı gibi kendini öldürmeye de hakkı yoktur. Dolayısıyla intihar etmek dinen caiz değildir. Bu durumda yani nefsinizi öldürün adeta yiyin birbirinizi. Bu anlamda bile değerlendirilebilir. Yani madem ki siz haddi aştınız, madem ki Allah'a ibadet etmek varken, içinizde Musa gibi bir peygamber varken tutup buzağıya taptınız. O halde dahili bir takım fitnelerle yiyin birbirinizi, birbirinizi öldürün. Böyle bir manada düşünülebilir. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ Bu, bari olan yüce yaratıcınızın nezdinde sizin için daha hayırlıdır. فَتَابَ عَلَيْكُمْ O da sizin tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ Ve o tevvaptır, rahimdir. Yani Allah-u Teala tevbeleri kabul edendir. Sonsuz rahmet ve merhamet sahibidir. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى Ve siz şöyle demiştiniz. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ Biz sana asla inanmayacağız. حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَهُ Açıktan Allah'ı görmedikçe biz sana inanmayacağız demiştiniz. Bu tabi hepsi böyle dedi anlamında değil. İçlerinden bir kısmı ve tefsirlerde ifade edildiğine göre işte Hazreti Musa 70 kişiyi yanına alıyor ve bu 70 kişi Hazreti Musa'ya Tevrat verildiğinde heyecan içerisinde Allah'ı görme arzusu kendilerine doğuyor. Ve bu noktada şiddetli bir arzu istek içindeler. Hazreti Musa'ya bunu söylüyorlar. Ya Musa Allah'ı açıktan görmedikçe biz Allah'a iman etmeyeceğiz diyorlar. Sana inanmayacağız diyorlar. Aslında her insan Allah-u Teala'yı merak eder. Ancak tabii dinin ölçüleri var. Allah-u Teala şu dünya şartlarında insanı
doğrudan Allah'ı görecek şekilde yaratmamış. Yani nasıl ki gündüz ortasında gözümüzü güneşe çevirsek birkaç dakika içinde gözümüz kamaşır, bir şey görmez hale geliriz. Demek ki bu insan gözü güneşe dayanıklı değil. Güneşe doğrudan bakabilecek özellikte değil. Allah'ın yarattığı güneşe bakamayan bu göz doğrudan yüce yaratıcıya nasıl bakabilsin? Tabi burada belki şunu da hatırlamamızda fayda var. Araf suresinde Allah-u Teala Hazreti Musa'nın da rüyet talebinde bulunduğunu bize anlatıyor. Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi kendini bana göster, sana nazar edeyim diyor Musa aleyhisselam. Ama burada Hazreti Musa'nın ifadesi gayet nezaket ölçüleri içerisinde. İnsanın tabiatında yüce yaratıcıyı görmek var ve bu saikle Musa aleyhisselam kelamını duyduğu yüce Allah'ı göz ile de görmek istiyor. Ama Allah-u Teala len terani, beni asla göremezsin diyor. Lakin diyor dağa bak, dağ yerinde durursa o zaman beni görürsün. Ve Allah dağa tecelli ettiğinde dağ paramparça oluyor. Hazreti Musa baygın yere düşüyor. İşte Hazreti Musa'nın yanındaki kimseler de Allah'ı görme arzusunda bulundular. Ama bunu ifade ederken acaba görebilir miyiz tarzında değil. Haddi aşan bir ifadeyle ya Musa sen bize Allah'ı göstermedikten sonra biz iman etmeyeceğiz. Ve Allah'a imanlarını Allah'ı görmeye bağladılar. Ve bu şekilde haddi aşmış oldular. Ve iz kultum ya Musa, siz şöyle demiştiniz. Ey Musa, len nü'mine leke, biz sana inanmayacağız. Hatta nerallaha cehra, Allah'ı açıktan görmedikçe inanmayacağız demiştiniz. Fe'ahazetkumus sa'iga, ve bunun üzerine yıldırım sizi yakalamıştı. Sa'iga, yıldırım anlamında. Ve dağ her taraf yıldırımlarla doluyor. Dehşet içerisinde kalıyorlar. Ve entüm tenzurun, yani gözünüzün önünde yıldırım sizi yakalamıştı ve bu şekilde bir cezaya maruz kaldınız. Sümme ba'afnâkum min ba'di mevtikum. Sonra ölümünüzden sonra sizi dirilttik. Burada ayetten anlaşıldığına göre demek ki bu saikaların neticesinde ölüyorlar. Tabi ölümü vermek, tekrar dünyaya göndermek Cenab-ı Hakk'ın bir tasarrufu. Allah-u Teala her gün bizleri uykuda zaten küçük bir ölüme mazhar ediyor. Her gün uyku vasıtasıyla günde 6-7 saatimiz adeta ölümle geçiyor. Kendimizde değiliz, ne yaptığımızı bilmiyoruz. Sağa sola döndüğümüzün farkında değiliz. Bu nasıl ki küçük bir ölümdür. Allah-u Teala da bu 70 kişiyi, Allah'ı görmek isteyen bu 70 kişiyi o yıldırımlarla demek ki ölüme maruz bırakıyor. Tefsirlerde anlatıldığına göre Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Ya Rabbi ben bunları kavmimden seçip getirdim. Bunların hepsi burada öldüler. Ben döndüğümde kavmime ne derim? Bu manada Cenab-ı Hakk'a niyazı oluyor. Ve Allah-u Teala o ölmüş olan kimseleri diriltiyor. Günümüzde de bazı insanlar mesela kalbi durur, yıkanır, kabre konulur ama bakarsınız orada dirilir ve hortlamak değildir bu. Adeta bir ölümden sonra tekrar hayata dönmek gibidir. Demek ki bu olayda da Allah-u Teala 70 kişiyi tekrar diriltiyor. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ta ki şükredesiniz, şükretmeniz için biz ölümünüzden sonra sizleri dirilttik. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ve bulutu üzerinize gölge yaptık. Bu da İsrailoğullarına olan başka bir nimet. Kızıldeniz'i geçtikten sonra çölde uzun zaman kalıyorlar. Çöl şartları zor. O sıcakta nerede duracaklar, ne şekilde devam ettirecekler hayatını? Allah-u Teala bulutu onlara gölgelik yapıyor. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, ve size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. وَمَا ظَلَمُونَ,
Ama onlar bize zulmetmedi. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlar kendilerine zulmediyorlardı. Yani bu kadar nimete mazhar oldular. Bulut onlara gölgelik yaptı. Taraf-ı ilahiden özel nimetler gönderildi. Kudret helvası, bıldırcın gibi. Ama bütün bunlara rağmen onlar yine taşkınlık yaptılar. Günahlara girmek suretiyle nefislerine zulmettiler. Tabi bu zulümleriyle haşa Allah'a bir zararları olmadı. Ama onlar kendi nefislerine zarar verdiler. Cenab-ı Hak tam bir istikametle İslam'ı yaşamayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.